Kendi battaniyenle uyuyorsun ya. Daha ne istiyorsun? Bugün güneşin ışığı değişik, her şeyin tadı tuzu başka. Sanki kader yolları birleşik, senin hayatın şimdi başlar. Melekler şahit, ruhuna yeryüzünde yaradana ait kaderi. Annen nefes, baban hayat, aramıza hoş geldin. İyi ki doğdun sen. Mutluluğu yanında getirdin. İyi ki doğdun sen. Hayatımızı değiştirdin. Daha annenin karnındayken seninle her gün konuşuyorduk. Senin her bir hareketinde nasıl da heyecanlanıyorduk. Melekler şahit, ruhuna yeryüzünde yaradana ait kaderi. Annen nefes, baban hayat, aramıza hoş geldin. İyi ki doğdun sen. Sıcak yuvamızı kurarken çok zor yollardan geçtik biz de, mutlu olmayı öğrenirken zamanla anladım, anlayıp unutmadım seni kucağımda tutarken.
Bir her şey oldu. Gitti oğlum o saçları. Allah. Zaten makine kesme yapmazlar hiçbir şekilde değil mi? Yok, makine kesmez. Ben makineyle çok dipten kesmeye çalışmıştım halimde. Kesememiştim. Oluyormuş demek. E olamıyormuş herhalde bari. Baba! Baba! Saçını kesiyor anneciğim. Bak saçını kesiyor. Sen bunlar keseceğiz. Daha güzel saçlar çıkacaksın oğlum. Biliyor musun? Çok üzüldüm ya şu an. Ne oldu? Yalnız sadece üstleri kesince Amil Bey gibi oldu. Emekli müdür yardımcısı. Oluyor üstler dökülüyor. Annem. Aşkım. Ya da böyle de tatlandı. Baksana tipe bak. Ay gel kafayı dost. Dileğe mi bakıyorsun Aydın? Bence Aydın aranıyor yani. Aranıyor zaten uykudan yeni uyandı ya. Onu hemen biz ablamla yıkarız. Siz ailemi kesersiniz. Evet, evet, ailemin saçını nasıl keserim peki? Ara. Cibril hangisi kuzeye yakışır? Babi! Babi! Olmaz! Babi bebek! Babi bebek! Babi bebek! Ha öyle tut aşkım. Babi! Yalnız kafayı da nasıl kaldırıyor? Kim der ki 2 haftalık bebe? Gel, sana da yapalım. Benim oğlumu da yakışıklı yapacak. Yapma. Bak Alim, bir şey olmaz. Bak, bir şey olmaz. After Aiden, we cut your head, okay? Bak bir şey olmaz. Bak babanı da keseceğiz anneciğim. Çok güzel. Çok güzel. Çelikum benim. Çok güzel. Vallahi kendi. Hiç yeni doğan kesmiş miydiniz? Bugüne kadar. He? Hiç bu kadar küçük bir kesmiş. Yok kesmiş. Çünkü bu kadar ilk defa. Ama iyi çıkarıyorsun. Bitti zaten. Nuri tutayım da usturayla keserim. Dedim olur mu öyle şey? Ben öyle bir şey yaptıramam. Evet çok zor. Zor zor ya öyle bir şey. Çünkü hani çocuk hareket falan ederse daha bu kız daha şey yani. Ay yaman Allah'ım. Halimi de o yüzden ben kendim kesmiştim zaten. Kuaföre emanet etmeye korktum. Gittim makine aldım işte bunu aldım sonra. Bazı kuaförler bunu kabul etmiyor. Evet. Küçükler. Küçükler zor zor. Anneciğim, bak. Efendim oğlum. Tamam, hadi, hadi. Dur hemen aç bunu üzerine silkelim. Hadi bismillah. Allah gel kapalı oldu Aydın. Çok tatlı oldu be. Öp hadi, öp çok kardeşim. Tatlı. Alim öp kardeşin oğlum. Ben nasıl balımı biliyorum ama. Ben sana demiştim Nuri. Topla çocuğu sen. Siz biraz gidin. Evet, ama bu çok tatlı oldu. Ver bakalım birazcık. Ver bakalım şimdi bir elim ayağımı alayım. Merhaba. Merhaba. Evet. Bugün ilk defa Alim'i böyle görmüş olacaksınız. Aydın'ı. Zaten Nuri'yi hepsini işte karıştırıyor. Alim, Aydın hepsini karıştırıyor. Yaş geldi arkadaşlar ya. Ne yapalım ya artık.
Ya biz çok zorlu bir günden çıktık arkadaşlar. Dün Aydın'ın inanılmaz bir gaz sancısı vardı. Saat akşam 8'den sabaha kadar uğraştık, öyle söyleyebilirim. Bayağı uğraştık. Nuri de, ben de, Alim de hatta. Alim de bir şey yok, bir şey yok. Kardeşim bir şey yok, bir şey yok yapıyor da. Bayağı uğraştık. Benim rahmetli oğlum da bir yandan korktu. sonrasında ama sabaha karşı atlattık Allah'a şükür. Çok yorgundum. Ama Nuri'nin yaptığı videoyu görünce o bütün yorgunluğum gitti. O kadar uğraştı ki, günlerce uğraştı gerçekten. Alime de yapmıştı hatırlıyorsanız. Bir de son zamanlarda zaten iş yönden dolayı arkadaşlar, zaten siz de biliyorsunuz, şu an yeni bir hayata hazırlamıyoruz kendimizi. Yani bir oğlan vardı, bir aslan parçası, şimdi iki tane aslan oldu baba, gülüyor yine. Sanki gülmüyor da ağlayacak gibi duruyor. Yok canım, gülüyor ya. Haydi. Biz de benim oğlum 45 gün gülmeye başladık. Yani böyle arkadaşlar, hayatımız tabii ki bir düzenli bir rutine girecek de ama zaman alacak. O nedenle videolar biraz bugün yapıp biraz bırakıyorum, yapıp biraz bırakıyorum. Zaten Gündüz'de yoğun çalışıyorum yeni işimde. Vaktim olmuyor ama çok güzel, böyle beğenmenizi istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Hatta bu çekimimiz sonunda koyacağız. Bunun başında bunun sonuna koyacağız. O zaman video izlemişsinizdir bunu. Artık bir şey söyleme gerek yok. Güzel de değil mi arkadaşlar? Güzelse videonun altında beğen olmayı. Bir de arkadaşlar. Ben olmayı mı beğenmeyi? Beğeni basmayı. Evet bak Aydın da diyor, duyuyor musunuz? Değil mi oğlum? Böyle yap oğlum, böyle yap. Sigiliyor bak. Teşekkürim. Yeni emdi yani. O şu an karnı tok. Keyfi yerinde. Abisi de uyuyor. Ama tabii ki abisi çok oynamıyorlar şu anda. Ama yine abisi yanımıza geliyor. Abi ağlayınca geliyor genelde, bir şey yok. Valla abi kardeş ilişki çok şükür ilk zamanlarda başladığın gibi devam ediyor. Çok iyiler. Soruyor. Hatta videoda fark etmişsiniz, bilmiyorum. Alim Aydın'ın saçı keserken Alim geliyor. Nasıl korumaya çalışıyor kardeşim, evet. Görüyor musunuz? Geliyor, sorry sorry. Sorry bebek, sorry bebek. Değil mi? Abi çok seviyorum. Biz videonun içinde de saç kesimimi o bayağı önceden. Hatta video fotoğraf çekiminde de ikinci hafta mıydı? Yani evet, ikinci haftaydı. İkinci hafta. Bayağı eski görüntüler izliyorsun şu ya, an. Ya bayağı büyüdü Aydın. Ama ben son günlerine kadar çektiğim fotoğrafları koyduk aşkım gene. Hatta ya karışık koyduk arkadaşlar. O yerine bile bu illaki her şeyi koymamızı zorla değil. Koysa da sıkıcı olur. Olmazsa yani en güzel kareler koydum. Slide yaptım. Bu da Türk'ün kültüründe 40. gün çıkmadan bebeğe başkasını göstermiyor falan, değil mi? Evet. Yanlış. Nurlarda da tam tersi, biliyor musunuz? Bizde yok öyle şeydi ama işte. Nurlarda nasıl biliyor musunuz? 7. gün arkadaşlar. Herkes çağrılıyor ve herkes bebeği görmeye geliyor. Yani bizde mesela gösterilmez ya, onlarda da ilan edilme, böyle düğün gibi ilan etmek var. Geliyor, böyle de karı koca oturup fotoğraf çekiyorlardı. Evet, yani onlarda da tam tersi bu durum. Bizde de gelenek olarak 40 gün kimseye gösterilmiyor. Yani o şekilde, ama ikisi de güzel bir gelenek yani. Evet, biz ikisini de yaşattığımızı düşünüyorum bakın. 7. gün bir şeyler yaptık, 40 gün kadar bekledik. Ve bütün kültürleri bir arada barındıran bir kanal görüyorsunuz. Evet. O yüzden bu kanalı abone olun. İki kıta bir aile. Adı gibi kanal değil mi? Evet. Adı üstünde. Bir de arkadaşlar, şimdi Aydın'ı bugün ilk defa görüyorsunuz. Böyle hem Aydın'a hem Alim'ime böyle güzel dualarınızı edin istiyorum. Çünkü ben biliyorsunuz, ben doğuma giderken de o kadar çok dua eden kardeşim vardı ki, böyle özellikle hanım arkadaşlar çok dua ettiler. Yani kız kardeşlerim diyeyim, böyle Yasin okuyanlar, Kur'an okuyanlar, işte duasını yap diyenler, bir sürü arkadaşım oldu. Ben o yüzden bu doğum sürecini o yüzden bu kadar kolay atlattığımı düşünüyorum. Çünkü üzerimde çok dua vardı. Oğullarımın üzerinde de dua olsun istiyorum. Lütfen oğullarımı... Konuşuyorsun diyor. Benim oğlum çok tamam, konuşuyor. Tamam, tutacağım. Lütfen dua edin, olur mu oğullarıma? Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Siz de bizim ailemizden birisiniz. Biliyorum ki zaten hepiniz iyi gözle bakıyorsunuz. Siz de bizim çocuklarımıza seviniyorsunuz. Bizim çocuklarımızı çocuklarınız gibi seviyorsunuz. Çünkü çok arkadaşım böyle mesajlar atıyor. O şekilde yani arkadaşlar. Gel oğluma bir alayım biraz. Aydın'la tanıştığınızı mutluysanız yorumlarda bekliyorum sizi.
Zaten görmüşsünüzdür fotoğraflarda. Aydın, Alim farkı var mı babalarından yani, zaten annelerinden? Bir dahaki videoda şey yapalım aşkım. Aydın ve Alim'in video fotoğraflarını, hani aynı gün video fotoğraflarını yan yana koyalım bakalım. Ha, bakalım benziyorlar mı? Ben yapacağım, kendim bile yapamadım biliyor musunuz? Ama büyüdükçe sanki Alim'e benziyor gibi tabii geldi. Tabii ki hayatım ya, sen ne diyorsun? Ben bunu ilk doğduğum gününde, çocuğu kucağa aldığım günde dedim. Zaten doktor da öyle dedi. Hocam aynı kopyası yapmışsın. Ama diye. Takipçileri hiç benzetmiyorum. Şimdi bazen DM'den falan attıklarım oldu fotoğraf. Ya da şey, arkadaşlarıma falan fotoğraf attığımda hiç Alim'e benzemeyen yazıyorlar sürekli. Ama hareketler o hiç şaşmaz yani, abisi gibi hareketli. Sesim şimdiden bile belli oluyor. Bak durmuyor içerinde. Hep tek böyle dönüyor bu, hiç durmuyor. Biz şaşırdık, o bazen oturdu yattığı yer dönüyor yani, daha 40'ın yeni çıktı be çocuk. 45. bu arada yine o 40. bile dengetemedik olsun, biz bu 40. çıkış mı yapıyoruz? Değil mi 40. çıkışı, artık komşular da gelebilirler seni görmeye. Biraz biz bu grip salgınlığından yeni atlatıyoruz da tamamen atlatalım. Ondan sonra belki misafir alırız. Şu an almıyoruz. What are you saying? Benim oğlum size bir şeyler söylüyor ama anlamıyorsun. Biz anlıyoruz. Biz de anlamıyoruz. Diyor ki bana maşallah deyin diyor. Evet arkadaşlar, hepinizden dualarınızı eksik etmeyin inşallah. Oğullarımız hepimizin yani burada dua edenler. Bütün oğullar, bütün kızlar, bütün çocuklar. Vatan ve millete, dünyaya hayırlı bir evlat olsun. Right Alim? Hadi Alim size bir güley güley desin. Kafası, saçlar nasıl hemen çıktı tekrar. Ne dedim? Alim diyorsun zaten. Hep Alim diyor zaten. Ve son şey oluyor mu arkadaşlar? Alim diyorum. Alim yani, arkadaşlar kendinize iyi bakın, burada fazla konuşmamıza gerek yok. Sadece dedi ki bir yüzümüzde gösterelim size. Evet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Alim olsun. Aydın. Aydın say goodbye. Benim oğlum biraz tur atacağız şimdi koridorda. Don't you want to room in the house? Let's go take a look.